Merhaba millet, Egeles Kaymoyunuz hoş geldiniz. Ana görevden devam edeceğiz. Daha doğrusu ana görev yapmaya gideceğiz de herhalde Bring Yoff'la konuşunca Thieves Guild'in girişini yapıyor olacağız. Tabi siz bunu başlıktan anlarsınız artık hangisini yaptığımızı. Evimdeyim, biraz döşemelere başladım, dekorasyona başladım. Ev bitti, bütün yapılacak şeyleri yaptım. Artık dekorasyon kaldı. Burada oturup böyle manzarayı seyrediyordum az önce. Bayağı hoş. Şimdi yine burası Enchanting Tower. Burada enchantment falan yapacağım. Yani Enchanter's Tower diye geçiyor eve eklenti olarak. Vay, yine başladı yüksek loading time'ler. Arkada tabi YouTube'a video yüklüyorum yine. Onunla uğraşacağız. Param bayağı az kaldı bu arada. Bakın 13.000 kaldı. 25.000 civarı falan param vardı. Ben tabi şu... hangisi? Ha, %20 daha iyi fiyat veren ve yine %20 daha iyi fiyat veren iki şeyi takmayınca bayağı sıkıntılı oldu. Bütün satın aldığım ingot mingot satın aldım sürekli işte. Tahta satın aldım bu evi döşeyeceğim diye. Onlarla uğraşırken de bayağı bir param gitmiş oldu yanlışlıkla. Böyle bir sürü weapon rack falan var. Bunları işte smithing'de silah yapacağım, koyacağım falan güzel dursun etraf diye. Chest, mest bir dolu. Artık hiç üzerimde ağırlık falan taşımaya gerek yok. Her şeyi chestlere koyacağım. Bunlara da zırhları falan giydireceğim ki işte şık şık dursunlar. Şu anda birkaç yer yaptım. Yatak odalarını falan daha başlamadım. Main hall bitmek üzere. Ufak tefek detaylar kaldı sadece. Yani mesela şunları yapmak zor işte. Gold hide bulmak gerekiyor. Hadi bunu buldun. Boynuzlarını falan bulmak gerekiyor. Hide daha kolay bulundu. Boynuzlar zor buluyor. Mesela Saber Cat için Saber Cat pelt buluyorsun ama tooth bulamıyorsun vesaire. Böyle bir evimiz oldu. Bizim Fyengar'ı şey yaptım. Evimize... Neci yaptım. Neci deniyor ki ona. Steward yaptım yani işte. Uşak gibi bir şey yaptım. Dedim ki ona, sen git bu armory'yi düzelt dedim. Armory'yi sana dedim. 2000 altını verdim. Armory yap, benim uğraştırma dedim ama pek bir şey yapamadı henüz. Çok yavaş ilerliyor. Yani ona da yaptırabilmişsiniz ama yavaş ilerliyormuş. Bunu fark etmiş oldum. Böyle buraların hepsini kendi oluşturuyorum. Tabi yerlerini siz seçmiyorsunuz da şöyle göstereyim. İşte buraya geliyorsunuz Miscellaneous'tan. Buradan mesela seçiyorsunuz. İşte bunu tıklıyorsunuz. Belli bir yere fix yerleri var. Oraya asıyor bunları. Yani kendiniz seçmiyorsunuz. Ama yapabildiğim kadarını yapsın. Böyle gayet hoş oldu. İşte şurası zaten yine doldu. Buraya bakın mesela display case var. Display case'e şunları koydum böyle güzel gözüksün diye. Ama yukarıda durmuyor. Yer çekiminden dolayı aşağı inmiş yine kendi kendine. Bir düzgün bunları koyacak sistem yapmamışlar. Aslında hani buna da şey olarak yapılsa işte mesela buraya tıklıyorsun. İçine böyle koyuyorsun ya buraya da koyulsa içine direkt. O zaman şey olurdu hani kılıçları falan güzelce koyabilirdim ama şu an öyle bir şansım yok. Burası boş zaten gördüğünüz gibi. Buraya işte silahları falan koydum. Buraya dandikleri koydum. Bu tarafa Dragon Bomb Battle Axe of Leeching. Bakın 8008 değeri var falan. Bayağı sağlam bir şey. Bunu işte Fyengar kullanıyordu. Onu atınca gerek kalmadı tabii. Buraya koydum. Şık duruyor. Bu da burada böyle ayı kafam falan var. Yine bayağı zaman harcayacağım. Muhtemelen uzunca bir bölüm olacak bu yine ama göstermek istedim. Burası da yine Main Hall'un arka tarafı. Buradan killere iniyoruz. Birazdan killeri göstereceğim. Daha önce göstermemiştim size. Ve burada da Trophy Room var. Gördüğünüz gibi bir ejderha kafasını koydum buraya. Snow Troll koydum. Frost Troll daha doğrusu. Bir de Ice Wolf koydum. Şimdi bu mesela geliyorsunuz buraya. Bunları tabii kendiniz yani şuradan seçip koyuyorsunuz da. Buraya geliyorsunuz. Buradan mesela seçiyorsun işte. Hagraven istiyorsun. Mesela Hagraven Claw. Alt tane Hagraven Feather bulursan. Saman da varsa elinde. Hemen bir tane bunun heykelini koyuyor buraya. Büyük olanlara Dragon falan da koyulabiliyor işte. O mesela kolaydı. Dragon Bone bir tane veriyorsun. Dragon Skull yapıyor hemen. O açıdan hoş yani. Bu böyle yaptığınız marifetleriniz, öldürdüğünüz yaratıklardan kalan izleri sergilemek için güzel bir yer. Yani ev bayağı hoşuma gitti benim. Daha geliştirmeleri duruyor. Burayı bitirmiş miydim? Sadece bu Horker Head kalmış. Horker'lar zaten yerlerini biliyorum nerede olduğunu. Bir ara gideceğim avlayacağım falan. Hani artık evimi geliştirmek için ava falan çıkacağım işte. Elimde ok ve yayla. Onlar falan hoşuma gidiyor böyle. Gideceğim avlayacağım hayvanları. İşte derilerini falan yüzeceğim. Getireceğim buraya. Böyle masum hayallerim var. Ondan sonra işte çiçek bacak falan topluyorum tabii bir yandan bunu yaparken. Alkemi falan kasıyorum yine. Öyle şu an böyle bir huzur, keyif falan. Şu evi bir döşeyim artık, yatak odalarını falan da halledeyim. Ondan sonra şey yapacağım. Zolda'yla
evleneceğim. Size de göstereceğim nasıl evleneceğinizi falan. Aa, killeri göstermeyi unuttum. Neyse artık killeri başka zaman gösteririm. Şimdi tekrar giremeyeceğim çünkü çok uzun sürüyor loading zaten. Video çekerken değil de sanırım aşağıda şey yaparken, upload yaparken falan böyle oluyor. Yani hem upload yapıp hem video çekince loading time'ın biraz uzaması çok da üzücü, korkutucu değil. Ama bakacağız işte. Yine can sıkıcı oluyor yani, onu söyleyebilirim. Evet, sonunda bitti. Ahırımız var burada. İşte Fangirl'e diyorsun şunu getir bunu getir diye. Mesela burada hayvancılık için bir yer var. Şunları toplayayım gelmişken. Yakaladım. Evet, öbür tarafta da işte smithing şeyleri falan var bu şekilde. Burası bahçe, buraya da bir şeyler ekiliyor ama daha ne ekiliyor, nasıl ekiliyor bilmiyorum. O yüzden ha, flower ekiliyormuş. Ekelim. Evet, elimde sadece bunlar olduğu için şu anda tabi pek fazla şey ekemedim ama diğerlerini ekeriz daha sonra. İşte smelter'ımız falan, her şey yerli yerinde. Bir de burada içinde arı ve bal çıkan bir şey var. Şu anda boş işi, herhalde doluyordur kendi kendine diye düşünüyorum. Çünkü ilk koyduğum zaman vardı içinde bir şeyler. Hani arı vardı, bal vardı. Fayangar tabi şu anda nerede onu da bilmiyorum. Kayıplara karışmış kendisi. Ama güzel oldu yani böyle. Seviniyorum bakıp bakıp. Şey yapacağım, eğer yine bu kadar fazla param olmaya devam ederse ileride bir tane daha ev alacağım yani, ev yapacağım başka bir yerde. Ha, Fayangar demir kazıyormuş, aferin oğlum. Downside'daki ev alacağım, oraya da şey yapacağım, greenhouse yapacağım. Sera yani şey yapmıştı, Alp yapmıştı öyle. Ben de yapayım diyorum çünkü alkemi için lazım oluyor. Üzerimde neler var şu anda? Bu arada ona bir bakayım. Glass duruyor. Stone falan duruyor. Bunları bırakayım da ben ağırlık yapmasın. Şimdi hepsini şey için aldım tabi. İşte ev içini kuracağım falan diye aldım. Göreve giderken bunlarla gitmeyeyim yani üzerimde. Saçma olur. Ebony ingot bayağı biriktirdim. Deadly Heart da bir tane var. Hatta onu bırakayım da şurada yanlışlıkla yerim falan bir şey olur. Deadly Heart'la Deadly item yapacağız ama onun için bekliyorum işte. Enchanting'i falan da fullleyince güzel şeyler yapacağım. Şimdi şunları bırakalım. Bunları hep inşaata kullanacağım şeyler. Tabi hani diyeceksiniz bunu ne yapacaksın diye. İşe yarıyor. Şeye yarıyor özellikle. Şu peltler falan işte yukarı hayvan tipi asmaya falan yarıyor ki onlar da hoş gözüküyor yani, o yüzden onları asmaya devam edeceğim. Bakayım, hafifledik, evet. Şimdi White Run'a gideceğim. White Run Stables'da oradan at arabasıyla Riften şehrine hızlıca gideceğiz. Çünkü Riften'de şey Thieves Guild ve orada işte Ezburn'u bulma görevini yapacağız birazdan. Tabii şu an 14. bölümü çekiyorum ama en son 3. bölümü koymuştum Skyrim'in. Alp'in videoları gibi ben de uzun uzun çekmeye çalışıyorum. Yani tabi onun kadar uzun olmuyor ama yine hani yarım saat oluyor. Bazen işte geçen bölüm 50 dakikaydı mesela. Hani uzunluğu sorun etmezsiniz diye umuyorum. Ki edenler de işte iki parçanı izleyebilirler. Ben mesela hani Alp'in videolarını her yemek yiyişimde izliyorum. Yani 20'şer dakikadan birkaç seferde bitiyor. Çok da keyifli oluyor yani, onu da bence izleyin. Ben mesela hani hem bu oyun defalarca oynadım. Kendim de çekiyorum ama Alpinkiler de izliyorum çünkü hani o da ayrı bir tat. O da ayrı bir kişi yani, sonuçta öyle bir durum var. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum, bizim aramızda bir düşmanlık, bir o izlenmesi ben izlediğim gibi bir durum olmadığı için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum bunu. İşte bazı görevler uzayabiliyor böyle, uzun video çekebiliyorum. Ya muhtemelen hiç video çekişime yetişemeyecek videoların yüklenmesi. Çünkü devamlı çekeceğim ve devamlı yüklenecek. Arada Borderlands falan da yüklenecek. İşte bugün mesela ayın 25'i, bayramın birinci günü şu anda. Minecraft'ın 1.4 yaması çıktı. Onun videosunu yükledim. Şu anda yani yüklenmesi bitmek üzere olması lazım daha doğrusu.
Hani arada işte Minecraft olur, Saints of the Third falan filan. Daha bir de bu Dishonored serisine başlayacağım. Bir sınavlarım bittikten sonra başlamayı düşünüyorum ona. Böyle bir sürü video gelecekken arada Skyrim'de bol bol devam edecek. Çünkü seviyorsunuz, izliyorsunuz. Olmadı. Ben zaten oynayacağım, oynamayı seviyorum. Hazır oynuyorken çekeyim dedim. Hani izlenmezse yükle ama oynamaya devam edeceğim. Çünkü çok özlemişim ki bu save'imde şu anda 39 saat geçmiş yani. Düşünün. Oyun ne kadar uzun aslında. Hepsini çekin diyorsunuz bana ama hepsini çeksem şu anda zaten 14. bölümü değil 80. bölüm falan çekiyor olurdum. Yani Rift'ten geldik şimdi. Rift'ten ne tarafta? Buradan gireceğiz. Burada bir çıkıntılık yapıyorlar. İçeri almıyorlar falan. Ziyaretçi vergisi ödemen lazım falan diyor. Ne için diyorum? Şehre girmek için diyor. Sen bir hırsızsın, ben hırsızları öldürürüm diyorum. Yemedi. Bu işte haraç alıyorsunuz falan diyorum. Tamam, sessiz ol, herkes duymasın değil mi istersin? Dedi, açıyor şimdi kapıyı. Adam oldu, yola geldi yani. Riftengard, Piscarp, sen koskoca Dragonborn'la konuşuyorsun. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Kafamdaki şey tabii garip duruyor ama fiyatların iyi olması için lazım o. Savaşa girerken de yerini takacağım. Tiber Septim. İmparatorluğun kurucularından. Skyrimliymiş. Tiber Septim. Şeyde ölen oydu galiba. Ya da pardon, o değildi. Uriel Septim'de ölen. Tiber'in torunlarının torunlarından. Oblivion'da. Neyse, hadi bakalım. Kılıcı inceleyelim madem öyle. Bunu sırf şey için koymuşlar. Uzun loading sürelerinde sıkılmayalım, değişiklik olsun diye koymuşlar yani. Ne oluyor? You and Riften looking for trouble. Yeah. Last thing the Blackbriars need is some strangers. The Blackbriars have Riften in their pocket. Blackbriars kim falan diyor. So keep your nose out of their business. Thieves Guild de bunlarla falan bir şeyler diyor. I watch the streets for 'em. If you need dirt on anything, I'm your guy. But it'll cost you. Then we're speaking the same language. So what do you want to know? Ne bilmek istiyorsun? Diyor. Thieves Guild hakkında bir şey biliyor musun diyor. Dojo orada çalışıyor falan diyor kardeşim. Brynjolf'la konuşacağım markette. Zaten biz de öyle yapacaktık. Bakalım hangisinden önce yaptınız ama ben bir level'ımı up'layayım. Bu sefer alta basacağım. Ben burada da güzel şey açıldı ama hatta blokta da açılmış. Açılmamış pardon. Bunlar kaçta açılıyor? Hepsi 50'de mi açılıyor bunların? Neyse ben yine Alkemi'den gideyim de gidebiliyorsam, evet gidebiliyorum. Poison yapayım ya, çünkü Poison daha çok işime yarar. En azından Poison kullanabiliyorum. Poison'a ihtiyacım olmuyor. Poison tarafından... Ya ama Experimental da güzel ya. Bu da güzel. Ama zaten daha fazla şey yemem herhalde. Neyse. Ben Poisoner'ı alayım da. Bütün perkleri de oraya vermek istemiyorum aslında. Ama biraz ilerletmem lazım bir şekilde. Şimdi... Belki Tears Guild'e gireriz bu seferlik. Hani bu bölümde. Burada bir sürü side quest falan var bu şehrin. Olayı çoktur. Aa, ne güzel bug olmuş böyle. İlk defa gördüm oyunda bug. Valla çok bugsız bir durum. Neyse. Bunun yolcum. I'm saying you've got the coin, but you didn't earn a septim of it honestly. Sen hırsızsın diyor, anlayabiliyorum diyor. Benim zenginliğim seni ilgilendirmez diyor. Zenginlik benim işim diyor. Belki tatmak istersin diyor. Evet, Tears Guild'e girme görevini yapacağım arkadaşlar, öyle karar verdim şu anda. Bir şeyler çalman lazım falan. Ne yapman lazım? Bir distraction yaratacağım, sen de Modestia'nın Silver Ring'ini çalacaksın. Ya distraction'a dikkat dağıtmak demek işte, o niyetin dikkatini dağıtacak. Yani sonunda Brand şeyinin cebine koyacağız. Neden yapıyoruz bunu diyoruz. Onu işten çıkartmak isteyenler var, o yüzden sadece bunu bilmen yeterli şu anda diyor.
You tell me when you're ready and we'll get started. Hazır olduğun zaman söyle. Başlayalım. Diyor. Hazırım. Wait until I start the distraction. Then show me what you're diyoruz. Sanırım burasıydı. Ben senin cebine koyacaktık. Kiminkini? Bununkini. Şöyle açarsak TSG'de katılım olayı böyle başlıyor. TSG görevlerini yaparız ama şu anda ana odam companions olacak ki tıpkı TSG'de olduğu gibi companions'a da şöyle bir durum var arkadaşlar. İşte birkaç tane alakasız görev şey yaptırıyorlar. Aldırıyorlar. Bunları da alayım. Martina'da satabileceğiz bunları. O hani 3 tane görev seçeneği falan vardı ya. Onları şey yapacağım. Kendim oynayacağım muhtemelen. Biraz bakacağım önce internetten de hani o görevlerin şeyi var mı hani çok detaylı önemli olan görevleri size göstereceğim. Onun dışında geri kalanları evet başardık. Bugün hafta konuşacağız şimdi. Geri kalanları kendim oynayacağım arada. Mesela Thieves Guild'de garip garip küçük görevleri oluyor. Ama hikayesini ilerleten görevleri yapmaya çalışacağım. Ona bakacağız şimdi bir beraber internet. Yani beraber bakacağız. Ben internetten bakacağım daha sonra. Ona göre videoda çekeceğim. Haberiniz olsun. Yani her görevi çekmeyebilirim. Onu söylemeye çalışıyorum kısaca. Siz onu anlayın yeter. Ne oluyordu falan diyorum. İşte organizasyonumuz biraz şanssız gidiyor son zamanlarda falan diyor. Ama işi iyi yaptın ve daha fazla var geleceğin yerde eğer girmek istersen falan diyor. Evet istiyorum diyorum. Redfade'de, Rift'in altında Redfade'de Ragged Flagon denen bir yerde var. Oraya tek parça halinde girebilirsen bize katılabilirsin diyor. Şunu bir kapatayım da şunu açalım. Hemen bunu işte bakıyorsunuz daha burada nasıl gideceğim falan filan diyordum. Ben biliyorum tabii artık hemen gösteriyorum size nasıl gideceğinizi. Buraya iniyorsunuz. Buradan giriyorsunuz. Bu arada diğer şehirlerden de şey yapacağım. Tayin olacağım. Belki oradaki hazır yerlerden falan satın alabilirim ki bana adam versin yanıma savaşçı versin. Hani bazılarını uçak yaparım bazılarını savaşçı olarak yanımda kullanırım. Yani bir tanesini kullanıyorsun yanında savaşçı olarak tabii de. Bir yandaş lazım yani. Hadi. Slow motion'da. Buradan. Oh. Çok güzel oldu be. Gideceğiz biraz. Faust Garnet falan güzel. Level scaling sayesinde güzel loot'u düşürüyorum. Ona çok seviniyorum. Gerçekten sonunda emeklerimin karşılığını alıyorum yani. O kadar kasmanın sonucunda güzel güzel loot alıyoruz. Üzerime viski çıktı. O yüzden biraz garip sesler duymuş olabilirsiniz az önce. Kusura bakmayın. Senden de çalarım. Güzel bu. Artık çok fazla bir şey çalamamaya çalışıyorum. Çünkü üzerim bayağı ağır oldu zaten. Kalıyorlar üstümde böyle. Paraya da çok muhtaç olmadığım için şu anda gerek görmüyorum. İleride gerekirse smithing yapar. Enchanting yapar, paramı kazanırım. Yani onda bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Burada ne varmış? Biraz araştırayım diyorum buraları da. Hazır gelmişken. Siz de hem nerede ne var görün. Belki işinize yarayacak bir şey falan bulursunuz. Biraz daha sağa çevirince olacak. Aynen böyle. Tam o zaten gideceğimiz yermiş. Ben şu taraftan gezeyim o zaman. Bu arada garip şeyler oluyordu çünkü onu hatırlıyorum da. Aha. Vallahi ucuz atlattım fark etmedim şunu. Siz fark edin. Oynayacağınız zaman yani. Haberiniz olsun. İşte amma efektler bak buralar mesela
Ekran kartını çalıştırıyor şu anda. Yakabiliyorsunuz burayı mor gibi gözüken şeyler, benzinli falan. Nereden geldim? Buradan geldim. O zaman tam karşıya bir gireyim. Çalınacak bir şey var mı burada? Garlic. Garlic işe yarıyor. Bu da güzel. Sanırım yani. Food'sa kötü, ingredients'sa güzel. Öyle söyleyeyim. Giyan the Fist. Bu adam elleriyle savaşıyor. Silahsız. Yumruk yumruğu. Senin yumruğun kadar benim kılıcım var ya. Geber. İyiymiş. Hatta bu benim işime bile yarayabilir. Ben bunun şey yapayım. Anladığımız siz. Bunu almayacağım, hiç uğraşamayacağım yani. Stamina şey olması, yenilenmesini artırması güzel. Benim çok işime yarar savaşlarda. Onu enchantment'ta bozduracağım. Sonra ileride iki enchantment birden basabiliyor olduğum zaman başka şeylere basarım. Bu şekilde kullanmış olurum yani. Burada da bir şey yok. Ezburn'e buradan gidiyoruz bu arada sanırsam. Bu yakınlarda bir yerde olması lazım. Böyle güzel bir alan var burada. Bir vaha gibi. Çok hoş duruyor. Severim ben burayı yani. Hep hoşuma gitmiştir. Burada bir şey yok. Bakınıyorum ne var ne yok diye de. Love life. Sen de geber. Peki. Şuradan gideceğiz Ratve'ye. Burası demin açtığımız kapı herhalde. Evet. Şunlardan da gerekli şeyleri çalalım. Salt pile alırım. No King Pickpocket gerisi. Çok bir işe yaramıyor ama olsun. Son olarak... Yani burası da geldiğimiz yer değil mi? Evet. Ha şurası var. Burayı da indiriyorsunuz. Bundan sonra dolaşmadan rahat rahat dümdüz geliyorsunuz buradan. Yapmayı unutmayın. Yani Thieves Guild ilerleyince onun ikinci kapısına falan da girebileceksiniz ama şimdilik böylesi daha uygun. Thieves Guild'in mekanı burası. The Ragged Flagon diye bir han kendi çaplarında. Bizden bahsediyorlardı. Seni tekrar göreceğimi pek sanmıyordum falan. Yani de kolaydı buraya gelmek diyorum. Vay sen bir ödül gibisin bize falan diyor. Now that I've whetted your appetite with our little scheme at the market, dead beats şey yaparsa bizim için uğraşırmasın diyor. Adamları döve döve şey yapacağız. Kim bunlar? Percy Honeyhand. Do this right and I can promise you a permanent place in our... Honestly, the debt is secondary here. Sadece mesaj vermen önemli, o da para önemli değil diyor. Öldürmeyeceksin ama diyor. Good. If you need any details on your marks, I'll be here. Now get going. Hepsinden şey isteyeceğim. Bunun mesela Dwarven Urn diye bir şey var. Cüce çanağı. Bunu kırarsan düzeltir kendini diyor. Ergan'ın durumu ne diyor? Bunda şey varmış işte. Heykelci varmış. Heykelini çalacağız. Kiraval'ın da ailesiyle gibi sıkıntı var. Biri biriyle falan böyle birlikte oluyormuş galiba. Onu şey yapacağız, konuşacağız falan. Onu hallederim. Bir dakika ömrüne yine gelip şu seçeneği kullanarak şey yaparız. Ana görevden devam ederiz. Bu görev Thieves Guild'de ayrılmış olsun bu bölüm daha doğrusu. Hemen gidiyoruz. Bakalım neredelermiş. Ona da neyse dışarı çıkınca bakarım şimdi. Hemen bakmayayım. Burada uğraşamayacağım. Şöyle sağdan sağdan.
hemen geldik gördüğünüz gibi. Daha kısa sürüyor artık buradaki ulaşım. Tears Guild'in görevleri de zevklidir gerçekten. Bayağı keyifli, heyecanlı görevleri var. Sen kimsin? Kedi. Neyse. Eğlenceli görevleri var. Tavsiye de ediyorum yani Tears Guild'de oynayın. Ben zaten oynayacağım. Oynarken göstereceğim size ileride. Bitirmiş olduğum için Tears Guild'e Dark World Road'u. Onda biraz daha ne yaptığımı bilerek hızlı hızlı geçeceğim. Çok daha hani belki rehber gibi olacak ama kompanyanızda iş yapmadığım için. Maze Guild'ında sadece bir kısmını yaptığım için. Daha bir şey olur. Let's Play tadına daha benim için de heyecanlı geçiyor bölümler. O yüzden önce onlarla ilgileniyorum. En azından kompanyanızla şu anda ilgileniyorum. Daha sonra Tears Guild'e biraz ilerleriz. Talanjai. I met her when I Kirevayas tanıştım falan diyorum. I already have the gold band, but all I need are three flawless amethysts to complete. Flawless amethyst lazım 3 tane diyor. I understand. Hopefully I'll be able to save my meager earnings up to buy them one day. With the rumors going around about how poor I'm not that foolish. The last thing I want is a war with your Look, I'm only Bana yardım et falan. I care for her. Don't diyorum. Kirava has ne diyor? Family at a farm just inside of Morrowind. If you mention Morrowind'de bir ailesi var falan, ondan bahsedersen yardım edebilir diyor. Evet, hallettik hemen. Kiravacım. Green Yalf'a para vermeye hazır mısın diyor. O zaman belki Morrowind'e gitmeliyim diyorum. Hayır deyince. Neyse tamam diyor. O zaman parayı ver diyor. Bunu Green Yalf'a götür, bir daha sorun yaşamayacak. Onu söylersin diyor. Zavallı ya. Neyse. Diğerlerini de halledelim. Bu işte acımak yok. Hırsızsak hırsızız yani. Yapacak bir şey yok. Gelelim buraya. Önce bir alışverişim yapayım da ben bundan ondan sonra hallederim ya. Dur bakayım. What have you got for sale? Şimdi burada önemli şeyler olabilir benim açımdan. Ebony ingot falan şimdilik geç de. Bunlardan lazım oluyor, alayım. Ingot zaten lazım. Store'da alalım, bulunsun. Bunlardan var zaten, gerek yok. Apple'a bakıyorum burada çünkü şey, eğer alkemi bonusu veren, ha işte sonunda buldum. Bu işime yarayacak, bunu alayım, bozduracağım bunu. Enchanting bonusu veren bir şey bulabilirsem en iyisi o olacak zaten. Ona çok ihtiyacım var esas. Ama ona artık sonra bakacağız. Bu arada Deadly Quest'ler yapmaya devam ediyorum yani. 3 tane falan yaptım sanırım. Şöyle göstereyim o kılıcı da. Evde bırakmışım, tamam. Deadly Quest'ler keyifli oluyor. Onların hepsini yapınca şey falan da alıyorsunuz. Bonus falan da alıyorsunuz. O yüzden tavsiye ederim yani onları yapmanızı. Çok keyifli görevlerdir ama hani videoya çekmek istiyorum hepsini. O yüzden sadece Black Star görevini çekeceğim videoya. Söyleyeyim. Şimdi para falan vermeyeceğim diyor. Şöyle yapıyorum. Kırılıyor. Param yok diyor, veremem diyor. Yalancı. Paşa paşa ödersin. Peki, biraz daha uğraşalım. Evet. Şimdi parayı veriyor musun, vermiyor musun? Mesajı aldın mı diyorum. İçimdeki kötü adam ortaya çıktı ya. Bunu da hallettik. Sonuncu kurbanımıza gidelim. O neredeymiş bakalım. O da burada. Sen niye etrafa koşturup sana bize tweet bakıyorsun böyle?
kedi. İnsanım ben, ona göre davran bana, akıllı ol. Sahibinim ben senin. Git kedi kumuna sen. Şurada alacak bir şey var mı ki ya? Çiçek mi çek? Yok. Okey. Şimdi Helga ile uğraşalım. Neredeymiş senin Statue of Dibellan? Üst katadır kesin. Dur bakayım senin. It's you. Please don't hurt me. I know who you are. Please, there's no need for that here. Optional kısmını yapmadım. Here, I even have the payment. Parayı verdi. Herhalde optional'ın ayrıca ödül veriyor galiba. O yüzden keşke böyle yapmasaydım. Bunların da katiller özellikle şey yapıyor. Dark Brotherhood yani katiller loncası. Optional'ları da yaparsanız eğer görevi mesela belli bir şekilde yaparsanız daha da fazla ödül veriyor. Aklınızda bulunsun, dikkat edin. Ben şimdi dikkat etmedim buna ama hırsızlarda böyle bir sorun var mıydı? Yani sorun değil aslında, güzel bir şey de hani var mıydı böyle bir şey hatırlamıyorum. O yüzden emin değilim. Uğraşmak istemedim şu anda. Hani çok uzamasın diye. Ama bir girişimiz yapmış olalım. Daha sonra ufak tefek bir şeylerini de göstereceğim size. Bunların bad damcabız falan diye bir şeyleri var. Ha sen Talmor ajanısın. Bak şerefsize bak. Ya ben senin kalkanını öldürürüm ya. Sen kimsin ya? Okuyalım bakalım. Ne demişler? Rift'ine gelecekler falan filan. Beni şey yapma E diyor. Peki. Bu neymiş? Ha görev şeyi bu. Yapmak istemedim bir görevindi. Mecburen duruyor orada. Şu çekilsen. Ha. Alakasız bug oldu. Bu adamı şeyi aldım. Bir side quest olarak bunu aldım. Ama şey yapmadı. Algılamamıştı. Şimdi aklıma geldi. Yere bırakıp bir daha alırsam belki algılar diye algıladı. Bu da yani yine mesela ne side quest'lerden bir tanesi. Öyle haberiniz olsun yani bunları ben kendim kendime yapıyorum da bayağı şey birikiyor işte. Dedikodu falan biliyor musun diye sordum geçen gün mesela şeye. Yine gitti şuradan. İşte şurada bir şey varmış bak falan dedi. Dark Brotherhood'dan falan bahsediyor. Dark Brotherhood'a katılma görevi falan da öyle alınabiliyor. Dedikodulardan bahseder misiniz diye sorunca insanlara. Mutlaka konuşun yani çok güzel yan görevler alabiliyorsunuz. Ben çok daha kısıtlı şekilde işte size çekiyorum yani her şeyi her yan görevi de çekecek olursam gerçekten 100-150 bölüm falan olur. O yüzden böyle uygun gördüm ama yani haberiniz olsun. Daha farklı da yapılabilir. İşte buydu bize dedikleri. Size eliksir falan verdi. Sırada ne var diyorum. I'd say you've done more than simply prove yourself. Ben girmek istiyorum sizin aranıza diyor. I think you'll do more than just fit in. Burada çok iyi olacaksın diyor. What's on your mind? İyi değilsiniz galiba, durumunuz kötü falan diyorum, öyle duyduk diyorum. Ama dert edilecek bir şey değil diyor. Sen bize para kazanmaya devam et, gerisinde karışma yani, düşünme, merak etme diyor. Tamam diyoruz biz de. How about following me and I'll show you what we're all about. Gel bakalım beni takip et de sana biz ne hakkın yani nasılız ne yapıyoruz falan bunu göstereyim diyor. Onu şey yapacağız. I think you better listen to Mercer and Brigno first. We could talk later. Bunlarla da ileride konuşacağız işte. Şimdi bizi Mercer'la tanıştıracak. Thieves Guild'in şu anki başkanı oluyor sanırım kendisi. Yine yanlış kapıdan girdim. Bunu çok sık yapıyorum. Ahab de çok sık yapıyordu. Herkes çok sık yapacak. Sağa dönüp ondan sonra bu kapıdan geçmeniz gerekiyor. Diğerinden geçerseniz yanlış yere gidiyorsunuz. Bu sistem kısmına gideceksiniz. Olayı bu. Sarnış demek sanırım sistem. Çünkü yere batan sadece mesela yere batan sistem falan diyor. Hani Assassin's Creed Revelations'da da
Cistern diye geçiyordu. Güzel de mekan ki zaten sarnış gibi yani işte su birikiyor falan. Biraz hızlı yürüsek bunu iyi ofçum. Biraz hızlı. Hadi ben de yürüyeyim artist artist peşinden. Konuşun. Mercer. This is the one I was talking about. Our new Mercer, tam bir hain adi adam tipi var, şuna bak. Eğer kurallara uyarsan zengin olursun diyor. Ama uymazsan işte kaybedersin paranı. Ne dersek, ne zaman dersek öyle yapacaksın diyor. Yes, yes, clear. Hadi canım. O zaman test yapalım diyor. Golden Glove görevini verecek bize. Bizim Vex bile yapamamış bunu diyor. Bu da diyor madem bu kadar güveniyorsun buna onu yapacak diyor. Golden Glove estet görevi verecek bize şimdi. Onu daha sonra bir ara yaparız. İşte ama bize bağlılardı. Şimdi bize bağlı çalışmıyorlar. Bu yüzden ona ders vermemiz lazım falan diyor. Bunu iyi yapsan detayları verecek diyor. Bir şey unutmadın mı diyor. Aa evet diyor. Welcome into Thieves Guild. Hoş geldik Thieves Guild'e. Hoş bulduk kardeşim. Welcome to the family, lad. I'm expecting you to make us a lot of coin. Simple. Nasıl para alacağım falan diyor. Kimseyi öldürme. Böyle şey yap diyor. Manor'ı ve Vex'le konuşursan ondan sana ekstra işler de verebilir falan diyor. O ekstra işlerden biraz size bahsedeceğim. Tony'nin ya da bize yeni bir zırh verecekmiş ama gerçi ihtiyacımız yok ya da hani mecburen yapacağız o görevleri. Estate'in bal yapan şeylerini kovanlarını yakman lazım diyor 3 tanesini. Bütün etrafı yakamazsın sadece belirli yerleri yakman lazım diyor. Tamam. The last thing we want to be doing is crossing our clients. Onlar bizim için müşterimiz diyor. Sadece ders vermemiz lazım diyor. Maven prefers. Aringos hakkında ne yapmam lazım diyorum. Eğer Aringos seni engellerse öldürebilirsin diyor. Bunu düzgün yap diyor. Tamam. O görevi daha sonra yaparız yani. Bayağı birkaç bölüm sonra yaparız muhtemelen. O yüzden hatta şimdi hemen şunu şey yapayım. Şunları yapacağım şimdi. Hani diğer ufak tefek alakası şeyleri yapayım bir göstereyim size. Birkaç şeyden bahsedeyim bu ek görevler size para kazandırabilecek şeyler çünkü. Armor'umuzu alalım da satarız falan olmadı. Armor'cu bu. Çalıntı şeyleri de buna satıyorsun. Fence deniyor bunlara. İşte her şeyden para alıyor falan diye kızdık biraz. Ne kadar para kazandığına önem veriyoruz sadece biz diyor. Tamam diyorum. Armor'u verdi. Şimdi biraz ona şey vereceğiz. Lightning. Eaton. Steel Dagger of Fairness ve Soul of Burning. Bir şey yokmuş bunda pek. Ben satayım elimdekileri de. Draught of Feld, Elixir of True Shot. Buna gerek yok. Buna hiç gerek yok. Bu da bayağı... Gerçi 3 saniye paralize olması bile iyi. Neyse satayım bir satılık. Şey çalıntı item satmış olayım. İçimde kalırdı yoksa. Satalım. Bu duracak. Bu duracak. Bu duracak. Bu zaten duracak. Her şey durdu. Thieves Guild Armor işe yarayabilir mi? Yaramaz ya ben bunları satıyorum.
Yes, hadi. O kadarını sattığımızda kalalım, ne yapalım mecburen. Daha fazla bir şey satamadım ama o da şimdilik yeterli. Şimdi Vex'le konuşuyoruz. Ben buranın en iyi işte adamlarından biriyim diyor. Benim yerime geleceksen yanılıyorsun falan diyor. Ne yaptığımı, yani ne dersem onu yapacaksın. Bahane yok falan, soru da sormayacaksın diyor. Ağaç sarısı konuşuyor. Time to get your feet wet. And I don't want to waste a lot of time talking about anything. I'm not going to sugarcoat it for you. We're in a bad way. Kötü durumdayız falan diyor. Delvin lanetlendiğimiz düşünüyor falan diyor. İşte bence çıldırmış falan diyor. Biz sadece eski bir hani şanssızlıktan çekiyoruz diyor. İşte bizim için bazı işler yapabilirsin ve böylece para kazanırsın falan diyor. Lockpicking falan öğretebiliyor bu. İşte diğer işlerinizle ilgili soru da sorabiliyorsunuz bunlara. İşte biraz para lazımsa şey gerekiyor işte buradan training yapabiliyorsunuz ve işte şey olabiliyor, ekstra iş verebiliyor. Bu mesela burglary, shield sweep ve heist jobs ya şey yapıyor. Yani burglary işte eve girme hızında, heist daha çok dükkan soyma sanırım. Diğerleri de yine soygunlarla alakalı bir şeyler. Delving'ler biraz daha farklı şeyler. Mesela Time Road, Shield Jobs diyelim. Şey mesela birisi diğer rakip firmayı bitirmek istiyorsa gidip oraya işte sahte kanıt falan koyuyormuşuz. Buymuş olay. Neyse hepsini anlatamayacağım şimdi. Böyle ufak tefek görevleri var bunların. Para lazım olsan yapabilirsiniz. Eğlenceli olabiliyor yani. Vex, şey, Darwin'le konuşalım. Bir de ne yaptığını biliyorum falan diyorum. Neyse, hadi biraz tavsiye verebilirsin bize diyoruz. Sen de iyi anlaşacağız dedi. Ekstra işlerim var. Tekrar eski hayatıma dönmek için falan diyor. Eskiden burası çok iyiydi, şimdi berbat bir haldeyiz diyor. Bence lanetlendik falan diyor. Bu konuda ne yapabiliriz diyor. Bu da lanetin suratına tükürüp işleri düzelteceğiz falan diyor. Pek çok iş var sana verebileceğim diyor. Sadece sor ve senden iş yapacağız, iş şey yaparsın diyor. Şimdi bu şey yapıyor, daha farklı işler veriyor. Mesela Numbers Job şey, göstermişmişse daha önce bir bölümde. Dükkanların içinde işte defterler var yani, muhasebe defterleri. Onlarla uğraşarak falan bir işler yapıyoruz böyle. Fishing ve Bedlam diye başka türler de var. İşte bunları ben ileride kendi kendime yapacağım yani, para kazanmam gerektiği zaman siz de yapın. Hem de keyif yani, yapacak bir şey olmuş olur. Ekstra bir şey yapıyor musunuz falan diyorum. Kimle konuşacaktık şey için ya? Resmen görevimiz gitti. Bir dakika, konserimiz an yolculacağım. Bunun için Darwin'le konuşacaktık sanki ya. Sen de miydi yoksa? Ha, bu an yolculacağım işe yarar mı diyorum. Evet, Son of Berenzia dedi şimdi sonunda. Böyle değerli değil ama. Evet, bir tacın etrafındaydı bunlar diyor. Kaç tane var bundan diyorum? 24 tane var diyor. Bazılarını bulmaya çalıştık ama başaramadık şimdiye kadar falan diyor. Almayacak mısın diyor. Tüm set olmadan kimse bana para vermez diyor. Hepsini bulduktan sonra benimle tekrar konuş. O zaman belki olabilir diyor. Şimdilik keep it diyor. Stone of Berenzia'yı şey yap diyor. Bul diye de ayrıca bir görevimiz oldu böyle. No stone unturned diyor. Tabi bu yerlerini göstermiyor. O yüzden bunu işaretlemenin hiçbir anlamı yok. Ben 4 tane buldum şimdilik.
20 tane daha var. Bunları ben dürüst konuşacağım, internetten bakıp bulacağım diğerlerin yerlerini. Yani çoğu zaten görevlerde karşınıza çıkıyor ama fark etmeden geçebiliyorsunuz bazen. Bu yüzden bakıp da alabileceklerimi almayı planlıyorum bir an önce. Ki sonunda kazanacağınız şey çok güzel oluyor. Bu taş sayesinde çok daha fazla değerli taş etrafta, işte garnet'li, diamond falan filan bulabiliyorsunuz. Hem zengin olmanızı sağlıyor hem de işte güzel kolye mole yaparsınız, evde biriktirirsiniz, şıklık olur vesaire. Hani bu işlere yarar. Bölümü burada bitiriyorum. Birazdan Brynjolf'la konuşup esas şey görevini yapacağım. Ana görevden devam edeceğim. Çünkü ana görevde biraz ilerlesek iyi olacak. Çok yan görev yaptım, çok level atladım. Ana görevde biraz ilerlemek istiyorum. Böyle bir isteğim var. Yaz. Yani neyse, konuş biriyle falan diyor. Tamam. Böyle arkadaşlar işte. Şimdilik burada bırakıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.